Evde elimdeydi. Hatta alev bizdeydi. Sonra alev çıktı evden. O dakikadan sonra yok bak telefon. Alev size mi geldi? Evet anne. Ne zaman? Yani tam saatini bilmiyorum da birkaç saat oldu işte. Ve sonra senin telefonun kayboldu. Aynen öyle oldu evet. Gönül, bu işte bir iş var. Beni polise şikayet edecek misin? Gitmedin de. Ya. Oysa ne hayallerim vardı. Başarısız oldum. Burada bir süre birlikte kalacaktık. Sonra da çok uzaklara gidecektik. Hakikaten buna inandın mı? Yani diyelim ki beni bayılttın. Sonra ben ayıldığımda beni zorla götürebileceğine hakikaten inandın mı? Alo. Ya inanmak istedim diyelim. Bu hikayenin finalini birlikte yazalım istedim. Ama olmadı işte. Gidebilirsin artık yani. Bak, Meltem de seni arıyor herhalde. Yana yakıla birilerini arayıp duruyor. Yok, gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim mi? Gitmek istemiyor musun? Gerçekten. Haluk, biliyordum. Bütün çabalarımı bir gün göreceğini biliyordum. Dediğin gibi bu hikayenin finalini birlikte yazacağız. Meltemciğim, yani aklından ne geçiyor söyle bize, belki bir yardımımız dokunur lütfen. Ya anlatacağım Gönül, de benim Haluk'un yanına gitmem lazım. Yani benim Haluk'un yanına gitmem lazım. Hayatım, nerede olduğunu bilsek zaten hep beraber gideceğiz yani. Ya nerede olduğunu bilmiyoruz ki. Çok abartıyorsunuz. Bu her zamanki Haluk işte. Telefonunu almıştır sessize. Koymuştur bir yere, bakmıyordur. Bakmaz zaten telefonuna, bilmiyor musun Meltem? Evet anneciğim, bence de babama bir şey olmaz. Bak şimdi gelir içeri elinde tatlılarla, atar anahtarını, atma şunu diye bağırırsın. Merak etme anneciğim, bir şey olmaz ona sen. Tamam. Haluk. Ha. Hani bir tane uygulama varmış. Böyle telefonunu indiriyormuşsun, sonra birbirinin nerede olduğunu görüyormuşsun. Onu indirelim mi? Ya saçma sapan şeyler Meltem ya, boş ver. Biz zaten sürekli birlikteyiz. Yani birlikte olmadığımız zamanlarda da birbirimizin nerede olduğunu biliyoruz. Ya bu sadece birbirinin nerede olduğunu görmek için, bilmek için değil. Aynı zamanda hani böyle yerine bir telefonumuzu kaybetsek onu da bulabiliriz bu sayede. Al, sen hallet. Bak indiriyorum. İndir. Bundan sonra nereye gidersen git haberim olacak. Zaten var. Ne olsun? Ben Haluk'un yanına gidiyorum. Ben de gidiyorum. Nerede? Mesaj mı attı? Hayır. Biz telefonumuza bir uygulama indirdik. Böyle telefonlar açık olduğu sürece birbirimizin nerede olduğunu harita üzerinden görebiliyoruz. Ha. Nasıl aklıma gelmedi benim? Gönül, nasıl gelmedi aklıma ya? O zaman ben benim telefonumu da bulabilirim böyle. Meltem bak bakalım Emre'nin telefonu neredeymiş. Bakıyorum bir saniye. Aa, Emre, senin telefonunla babanın telefonu aynı yerde görünüyor. Aa. Allah Allah. Aa, babam mı buldu acaba benim telefonumu? Can bu haber vermez miydi sana? Vermez. Yani takılmıyor ki böyle şeylere. Telefon. Sen medeniyet yok. Kapatmıştır onların ikisini birden yani. Şimdi ben gider alır gelirim kocam. Biz de seninle gelelim. Hayır, böyle olmaz. Ya bir dakika. Ben hakikaten kimsenin gelmesini istemiyorum. Ben gideceğim, kocamı alacağım ve geleceğim. Lütfen burada bekleyin. Anne, tamam. Ben geleyim. Hayır, Gönülcüm. Sen kal Sunay'la. Emre'cim sen de ev sahipliği yap. Ben gidip geliyorum. Tamam. Ya ben Meltem şey yapma yani. Tuna gelir misin buraya? Şey yapmayayım ben yani. Sen git otur. Git otur Tuna. Ben hemen gidip geleceğim. Tamam Meltem. Eminsin yani. Evet çok eminim. Gel abi otur abi. Gel. Sakin ol abi. Yoktur bir şey. Yoktur. Gel otur abi. Ben çay koyayım size. Ay Tuna. Ay. Senin bu panik hallerin yüzünden perişan ediyorsun herkesi. Ya Gönül, niye panik olmayacağım yani? Olursun. Açmıyor telefonu. Meltem'i niye panik yapıyorsun? Sakin bir şeyleri şey yapmaya çalışıyorum. Nesini yapacağım? Karıştırıyorsun ortalığı. Sakın sözümü kesme.
Bundan 30 yıl önceydi. İyi ki diyebileceğim her şey o güne toplanmıştı. Bütün iyi kilerim. İyi ki o gün okuldaydım. İyi ki otobüsü kaçırmıştım ve iyi ki derse gitmeden önce kantine uğramaya karar vermiştim. Kantin acayip kalabalıktı. Sanki bütün okul kuyruktaydı. Başka zaman olsa hayatta beklemez ve sınıfa çıkardım. Ama bekledim. Ve o geldi. Ve iyi ki geldi. Nereden bilebilirdim o gün kantin kuyruğunda gördüğüm kadının ileride benim en büyük aşkım olacağını, çocuklarımın anası olacağını? Nereden bilebilirdim? Ama oldu. Seni seviyorum cümlesini hayatımda ilk kez ona söyleyeceğimi nereden bilebilirdim? Ona dedim. Tutku, Meltem benim ilk aşkım. Ve ben ölene kadar son aşkım olarak kalacak. Şimdi düşünüyorum da, benim yaşadığım bütün güzel anıların içinde Meltem var. Hepsinde. Bir kere Meltem benim sadece aşkım değildi. Önce benim arkadaşımdı ama en yakın arkadaşım. Sonra çocuklarımın anası oldu. Hayat arkadaşım. Bana evet dediği ilk gün. Hamile olduğunu öğrendiğimiz ilk gün. Ben böyle donup kalmıştım. İki gün konuşamamıştım. Sonra bebeğimizin böyle tekmelerini saydığımız o ilk gün. Sonra doğuma gittiğimiz gün var tabii. Çocuklarımızı kucağımıza aldığımız o ilk gün. Ama en güzeli kavgalarımız. O kadar güzel kavga ediyorduk ki. Yani kavgalarımız bile güzeldi. Hele barışmalarımız. Ya ben kavgalarımızı bile özlüyorum. Küslüklerimizi de seviyorum. Ben Meltem'le her halimizi seviyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Zaman zaman düşünürüm Meltem bende ne buldu diye. Anında haberdar olabilirsiniz.